Euroları eklesene şuradan. Sen ya. Şu lazım olur. Yine ulan kaç kaç araba geliyor. İyi akşamlar. Kolay gelsin öncelikle. Bilmiyorsan sus, yaraları tuz bas kara. Herkese. Herkese Kotor'dan selamlar. Budva'da. Daha tam arkadaşlar. Kotor'a gelmedik. Budva'dayız. Evet. Kotor'a yaklaşık 18 kilometrelik mesafede. Şimdi buraları bir gezeceğiz. Bakalım. Merak ettiğiniz soruları yanıtlayabileceğiz mi? Yorumlardan almıştık birkaç tane soru. Mart'ın bilmem kaçındayız. İnanılmaz o güneşli, güzel, inanılmaz evet. Sıcak. Budva Old Town'da görüşmek üzere. Aşkın ben olayım. Onu ben alayım da seni çekeyim. Bana dünden dünden. Sen anlatıyorsun ya, güzel düşün. Muhteşem Old Town'un kalesine geldik. Yaklaşık 29 bin metrekaresiyle. Buranın kurtulmasına vesile olan muhteşem bir kaledir. Başladık yine ya. Yalnız manzara çok iyi ya. Bak ben çok beğendim. Kara Müsteli Hanım satıyor. Adriyatik Denizi'nin kenarındayız. Çıkmaya gerek var mı? Şuradan içeri girmeyelim mi? Bak lan. İnanmıyorum. Hayatım, video, fotoğraf çeker misin? Birçok yerde böyle hediyelik eşyalar var. Gazoz kapağı açacağı vesaire. Burada sadece... Ha bak burada magnetlerimiz var. Görüyorsunuz. Can... ne bileyim ona denk geldi. Hakikaten ne alaka benim ya. Ona ya. Burası iyiymiş. Çok güzel. Baksana ya. Baksana fotoğraf çekiliyor. Bu dar sokaklarda gezmek gerçekten çok eğlenceli. Buralarda düşündüğünüzden çok daha fazla Türk var. Buraya Old Town denmesinin sebebi buymuş. Neymiş? Old Town işte bayağı eski şehir. Çok fazla ziyaret ediyor. Aa güzelmiş ha. Ruhi Çenet gibi anlatayım mı? Tüm olan adada yalnız kalmak imkansız. Benim hayalim. Değişik ve güzel bir detay bence. Burası muhtemelen gelenlerin %98'inin güzelmiş dediği bir yer. Benim tahminim öyle gerçekten. Rap harekettir. Ve de politiktir. Oo. Bunu hazmedemiyoruz. Sen... Evet. Oha yavrum. Evet. Bilmediğim özelliklerin çıkıyor meydane. Bilmiyorsan sus, yaraları tuz bas, karaları ekle. Biz bugün gelmedik. Ne zaman geldin? Buradan magnet alalım. Bak bu sokaktan yürümedik. Buranın lavantası mı meşhur ya? Aynen. Yani lavanta falan. Lavanta çok ya, güzel lavanta ama. Kokusu, lavanta kolonyası. Cem Özkök'ün mekanı mı yoksa? Fışır fışır. Hashtag Cem Özkök. Fışır fışır. Ki arkadaşımızın önerisiyle... Ne dedi biliyor musunuz? Old Town'da... Buranın tam ismi neydi? Pasta bar. Ha pasta bar. Buranın makarnası müthişmiş tabii ki de. Yemedik bakacağız daha yemedik. Önümüz boş. Ama... Dedi ki bir makarnayı ne kadar övebilirseniz o kadar öveceksiniz dedi. Yine ulan kaç kaç araba geliyor kaç. Abiciğim bu ne be, yola iki araba sığar burada anca. Kaç oğlum kaç, manyak. Bu videoyu tekrar çekeceğim ve şu parmağımı gösterdiğim yerler aslında dağ. İnanılmaz korkunç ya, harbi görünmüyor şu ve anda. İnanılmaz kocaman dağ. Yukarı Karadağ'dayız arkadaşlar, Kotor'dayız. Muhteşem bir manzara var. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi açık konuşmak gerekirse. Galiba şurası market ya. Şurası. Ama değil gibi de. Olur. Çare çok, nasıl gidersin? Evet arkadaşlar, marketteki fiyatlara bakacağız şimdi. İyi akşamlar, kolay gelsin öncelikle. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya içeri girdik. Market fiyatlarımız bir şey bu şekilde. Mesela 1.35 euro, 2.10 euro. Bizim cipslerimiz gibi ama bence bir tık daha pahalı. Burası daha. Mesela şöyle bir gösterelim size. Damla mı? Hah Damla. Yumuşak Türk şeker markası. Abi, Türk mü yani? Meyve dolgulu yumuşak şeker. Uyduk ya. Arnavutluk'tan kiraladık. Arnavutluk Havalimanı'nda Ara Albania. Bizimki Fiat Tipo. Depozitosu yok. Small araçlarla ülke dışına çıkamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle medium araç almanız gerekiyor. 22 euroya kiraladık. Bence birçok insan depozitodan korktuğu için gönül rahatlığıyla kiralayabilir. Alırken de hiçbir problem yaşamadık. Bence de. Odamızın gördüğü manzarayı gösterelim. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Abi. Sabah manzaranın daha net halini gösteririz. Bu oda bizim. Bu arada. Kim lan o odadaki? Kimsin oğlum sen? Kim mi? Evet arkadaşlar, odamızı ben tanıtacağım. Oda gayet ferah. Küçük olabilir ama gayet ferah. Güzel çalışıyor. Kliması da çalışıyor. Gayet sıcak. Onun haricinde şu mutfaktan başlayalım. Geniş bir mutfak tezgahımız var. İnanılmaz geniş. Ocağımız var. Elektrikli ocak. 2 adet tabak çanaklarımızı koymuşlar sağ olsunlar. Bir yağ vesaire falan yok. Tuzu var. Yağ koymuşlar. Siz alın. Televizyon var ki zaten televizyon izlemezsiniz böyle müthiş bir manzara varken. Bu tekli yatağımız var. Üstüne bütün bizim hurdaları attık tabii. Gelebilir misin hanım? Hanım.
Fön makinesi mevcuttur. Burayı tuvaletinizi yapıyorsunuz. Normal kendi evinizde yaptığınız gibi. Burada duş alırsınız. Duş kabini küçük ama. Abi, muhteşem kotor manzarası. Gerçekten sabah müthiş olacak. Benim manzaram. Zıbap. Çayınızı içebilirsiniz, mis gibi evet. Manzaraya bakın. Bu arada biz oteli kiralarken, tabi hayatım sen bilmiyorsun. Aa, kavga mı çıkıyor? Fotoğrafı var otelin böyle. Teras bu tarafta bulunan, parmakla göstereceğim, nasıl anlatayım başka türlü. Burada bulunan karşı tarafta yaklaşık 17 kilometre. Doğru. Böyle döneceğiz, buraya gideceğiz 17 kilometre. Ondan Teras. Sonra bir günümüz orada geçecek vesaire. Ertesi gün başka bir yere gideceğiz. Orası da arka dağın arka tarafında kalıyor bu tarafta. Son günde Arnavutluk. Arnavutluk'la geri döneceğiz. Kısa bir Arnavutluk turu. Uçuşumuzu devam edeceğiz. Yaklaşık evet. 25 dakikalık video ile sizlerle beraberiz. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir de bence yurt dışı videolarının altına yurt dışında en çok neyi merak ediyorlar onu yazsınlar, ona göre video çekelim. Bence de. Kesinlikle. Birçok yurt dışı videosu izlenmiyor. Ben görüyorum. İnternette farklı kanallarda evet. Görüyorum kesinlikle. Sadece çok tanıdık ünlüler izleniyor. Onlar da ünlü oldukları aynen. için. Adam çok fazla uğraşmış editlemeye, carta çurta. Bir bakıyorum bir ay içinde 3000 izlenmiş tırt veya 10.000 izlenmiş tırt. Hiçbir şey yaramaz. Ama bizim videolarımız böyle olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah izlersiniz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kotor sabahından herkese merhaba. Gezmeye başladık ve bu güzel hanımefendiyle beraber her yeri talan edeceğiz. Şurada bir tane kale var. Oradan yukarı doğru çıkıyorlar. Şöyle yakın alayım. Orada bir kilise var galiba. Bilmiyorum oraya doğru yürünüyor mu? Ya bu basamak Atika. Olan yer şurası mı? Oha köpeğe bak. Pitbull mu o? O kadını nasıl abla tutacak lan suç. Onu? O kadını nasıl tutacak ya? Bu ne ya? Arkadaşlar şuna bak. Arabamızı buraya park ettik. Yani park alanı vardı. Ücretli tabii ki de. Ücretini şu anlık bilmiyoruz. Ama herhangi bir başka bir yere park etsek ceza yeme ihtimalimiz çok yüksek. Türkiye'de çok suç işlemişliğim var. Bugün çok yakışıklısınız Ömer Bey. Ya çok teşekkür ederim. Neye borçluyuz? Yani senin güzelliğine borçluyuz diyebilirim. Beni çünkü çok güzel uyandırdın. Sabahın köründe, saat 6'da. Bak be üf. Arkadaşlar şu aşkım beni bu girişte çekmen lazım. En başta beni çek. SS alırsın. Tamam. Görmüş olduğunuz o kapıdan girdik. Burada saat kulesi var. Çekebilirsin yavrum yukarıya doğru. 1602 yılında yapılmış Godina saat kulesi. İlk kez doğru bir bilgi verdi. Sağ taraftan besmeleyle başlayalım. Bakalım ne var ne çok. Şuradan sağdan gireceğim. Ömer diyeceğim ki benim fotoğrafım çok. Daha dün çekildi ya böyle herhalde diyecek bana. Aşkım benim fotoğrafımı çeksin. Ya daha dün çekildin aşkım yeter ya. Her yerde her yerde yeter. Dedim ben size. Bu böyle. 3 euro. Çok iyi lan. 100 TL. Çok iyi. Kahve ve kruvasan. Vallahi döner çok güzel. Döner yaparız burada. Yemin ediyorum. Güzel ha 2016 yılında. Baksana. Şuna bakar mısın? 1166 yılından 2016'ya. Arkadaşlar Türkler o kadar çok geliyor ki buraya. Arnavutluk, Karadağ, Türkiye bayrağı. Abi şaka mı? İngilizcesini vermemiş. Keriz bu oğlum. 6.305 okudum ya. Dedim ki 50 senti nerede pizza? Kaleye buradan çıkılıyor arkadaşlar. Her yerde kedi var ya. ₺30 x 1000 mı ödeyiz? Evet arkadaşlar. Burada çok fazla kedi var. Lady girl. Şunun güzelliğe bak. Dünya mirası listesindeki bu manzarayı görmek istersiniz bence. Şöyle bir çek. Efsane. Ben çok beğendim gerçekten. Böyle bir şey yok. Abi çok rahatlatıcı ya. Çok sakin. Arkadan arabalar geçmese daha sakin olacak ama. Da, nüfusu toplamda kaçtı? 13.000 civarı. Peki şimdi zor nereye ya. Gidiyoruz? Şimdi gittiğimiz yer, sen söyle ben bilmiyorum ismini. Teras. Neden? Evet. Çünkü karısı her şeyi ayarlıyor. Bak uçak biletini alıyorum, oteli tutmuşum, her şey. Bana diyor ki biraz önce kaleye çıkacak yeri bulamadım. Her şeyi de ben yapamam ama buna da sen bak diyor. Duydunuz mu ya? Ben senin şoförlüğünü yapıyorum. Şoför. Yol tarifini falan filan. Şoför. Yol tarifini de sen yapıyorsun. Ulan hiçbir şey yapmıyormuşum. Bir tek şoförlüğünü yapıyorum. Vallahi.
Evet, çünkü gidilecek yerler bende. Arabayı ben kiralayacağım. Ha bir de güvenliğini sağlıyorum, güvenliğini. Olur da köpek falan çıkar işte, it uğursuz bir şey çıkar. Güvenlik görevlisiyim ben. Doğru. Tipsiz güvenlik görevlisi. Şimdi Peres'te gidiyoruz. Son kaç kilometre? 2,5 kilometremiz falan kaldı. Çok güzelmiş oralar. Devam. Öyle diyorlar. Kesme, 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 devam. Hadi görüşürüz. Evet. Araba kiralama firmaları. Şu arabalara telefon tutucu da ekleyelim lütfen. Kesinlikle bak, önemli bir detay. Balkanlar. Gerçekten önemli bir detay. Karşıda görmüş olduğunuz kiliseye teknelerle geçiliyor. Aa bak, geçiyor bir tekne oraya. Aynen. 5 euroymuş tabii, şimdi İmiş. Soracağız da. Bakacağız. YouTube channel yaz. Şuna binseydik be keşke. Görüşlerinizi alalım. O daha güzelmiş. O daha güzelmiş değil. Bak biz mis gibi iki kişiyi ayırdık kendimize. Bak rahatlığını bir göreyim seni, biraz rahat ol. Tamam. En başta buraya gideceğiz galiba. Burası bir tık daha yakın. Kilise o tarafta kaldı. Hayır, bazı detayları yapmasanız da olurdu yani, inandık. Peraste Kilisesi'nden hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Laz bu ya. Net. Lazuk. Buruna bak. Vallahi Laz. Zıbap. Burada bence fotoğrafını çekmeliyim. Benim mi? Yok, ebemin. Varsa süper. Aa, kilise sessiz o. Aa. Gerek yok. Kovdular bizi içeriden, kovdular. Ne oldu, ne kadar dedi? 3 mi dedi? 2 demedi mi? 3 dedi ya aşkım. O da 1. Bu tekneyle beraber 5 euro karşılığında buraya gelebiliyorsunuz. Çok fazla Türk turist var burada. Bunlar, bu arkadaşların %98'i Türk. Bir tek bu Türk değil. Bu da çingene. Bak burada para varmış yavrum, bak bunu fark ettin mi? Çap gidiyorsun. Şey yapsana, euroları ayıklasana şuradan. Aşk hep TL bu. Euroları ayıklasana şuradan. Sen ya. Şu lazım oldu. Sen şu. Aa, mark. 2 KM. Mark o. Burası ne şey markı? Herkesi buraymış aşkım. Şöyle en başta şunu söylemek istiyorum. Evet, Peres, işte tamam. Peras'tan atladık geldik buraya, 20-25 kilometrelik mesafe. Arabayla 20 dakikada gelirsin ya da yarım saatte gelirsin. Herceg Novi. Aynen. Old Town'dayız. Burayı çok fazla beğendiğim söylenemez ya. Çok o kalabalık manzara. Değil. Ya tamam, güzel de. Ok. Ha. Bak burada mesela içkilerimiz var, biralarımız var. Marul maydanoz ıspanaklarımız var burada. Vulkıcı daha yukarıya mi? Çıkacağız. Evet, şu an daha yukarıya çıkacağız kesinlikle. Daha evet, gençler ve genç kalanlar. Bayağı bir merdiven çıktık. Bu sadece görünen kısmı. Biraz daha aşağıda var. Çıktıktan sonra gördüğümüz manzara bu. Bu yolun sonu bu. Kale yarıldığı için ortadan ikiye. Maalesef daha fazla gidemiyoruz. Herceg Novi'de Old Town'da kaleye çıkmak istiyorsanız görüntü bu. Tarihler Mart ayı. Yani siz bilirsiniz tabii ki de. Biraz boşa geldik gibi oldu ama olsun. Görmeden. Yıkık ya. Oturuşa bak. Yapacak bir şey yok. Ama bayağı mahvolmuş. Şuna baksanıza bak, çalışan abilerimiz var zaten. Yorulmuş bayağı. Üstümüze devrilmese bari. Yavaştan dönüş vakti. Odamıza geldik arkadaşlar. Bugün bitti artık, yeter. Yorulduk. Akşam yemeğimizi yedik. Saat şu an 7.30-8 gibi bir şey. Yarın buradaki son günümüz. Kahvaltımızı yapacağız ve Kotor Kalesi'ne çıkacağız. Ardından yine birkaç yer daha gezeceğiz. Ondan sonra da direkt Arnavutluğa geçeceğiz. Çok fazla güneş olduğu için gözlükleri taktım arkadaşlar. Manzaralar karşısında düşünmedim. Bu manzara eşliğinde böyle göstermek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Buralarda bir yerde bir kale var. Dün sorduk, 15 euro. Kişi başı 15 euro dedi. Türkiye parasıyla işte 34 ile çarpınca 2 kişi 1000 TL'ye geçiyor. Bir kaleye çıkmak için 1000 TL vermek isteyenler verebilir tabii ki. Biz arkadan tırmanmayı deneyeceğiz. Aksiyon olur, heyecan olur. Olmazsa geri döneriz. Peras'a gittik, Herceg Novi'ye gittik. Bugün önce Porto Montenegro'ya gidiyoruz, yani Tivat'a gidiyoruz. Şimdi bugün Tivat'a doğru yola çıkıyoruz. Ömer araba kullanıyor, araba kullanıyor. Senin yorumun ne hayatım? Şu an yüzler gülüyor ama Kotor Kalesi'nin tepesinde... Burada kaleye nefes, gizli, nefese. Yani kaçak yoldan gireceğiz. Bu arada geçen sene 8 euroymuş, bu sene 15 euroya çıkmış. Deli yes. Zam yemiş. Enflasyon burayı da vurmuş. Enflasyonu %1'e mi vurdular? Bana bir bak lan. Gayta aşı düştü. Efsun çok pasif. Ve size manzaramızı göstermek istiyorum. Manzara ki... Tivat'ın yollarına çıkayım. Neler çekiyor? Dağlarına bırak beni bırak.
Ölüm gitmez zoruma. Ay, hey. Tünel. Abicim ben bu tünelleri hiç sevmiyorum. Tüneller inanılmaz karanlık oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi göreceksiniz. Yani zaten. Türkiye'de isyan ediyorsanız vazgeçin. Yani Türkiye'de isyan etmeyin. Burada bayağı karanlık ve oluyor tüneller. Ve karanlık olmasına geçtim. Çok garip ses geliyor tünellerden. Yani böyle havalandırma sesi ama çok korkunç. Ürkütücü harbiden. Korku filmleri gibi. Tren geçiyor zannedersin üstünden ama değil. Benim gibi her şeyden fobisi olan insanlar korkabilir. Ses fobisi var, karanlık fobisi var, bilmem ne fobisi var. Yükseklik, su. Ömer fobisi yok bir de bana. Belki o da başka. Zbom. Çalışan abilerimiz. Vardı. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Bak Türk olduğunu direkt uzaktan anladım. Burada çok fazla Türk çalışan var. Yürüyüşünden bile anlayabilirsin Türk olduğunu. Evet. Porto Montenegro'nun içinde dünyaca ünlü markaların olduğu iş alışveriş merkezi gibi imkan varmış. Şimdi evet. Gidince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu sokağı size göstermek istedim. Güzel sakin bir sokak. Çince mi lan bu ne? Bakayım. Çin restoranı mı? Evet. Arkadaşlar su 2,5 euro kaçın. Tivat'ın marinasına geldik. Yüzlerce. Yani Porto Montenegro. Porto Montenegro. Ve? Evet. Burayı tanıtmaya çalışsana be. Abi benden mesela. Çıkmaz. Saçma saçma. İmkansız ben hiçbir şekilde yapamıyorum ki dil taklidi. Sende müthiş var o. Kimin oğlum bunlar? Acaba hangisi Acun'un? Hep o tarafı çekiyor mu? Abi jilet gibi be. Maşallah. Çok iyiymiş. Beni ya. Şurada ben bir çok çeksene. Beğendim. Yat. Kalk dua et bunu aldığına yemin ediyorum. Dünyanın en ünlü yat limanı burası. Yüzlerce yat var. Gerçekten çok lüks yatlar. Alex Ferguson bile burada yemin ediyorum. Ben de anlıyorum. Şöyle bir tane olsa ya. Şöyle sanki küçük bir şey istiyormuş gibi. Şu ya şu. Zengin fakir filtrelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Zengin ben... umursamazlığı var. Çözemedim bunu. Zengin umursamazlığı iyi tespit. Şu gelen çocuk kesin zengin züppe yani belli. Abi kesinlikle ya. Elinde arkamızda. Şimdi şunlar normal bir aile, öyle çok zenginlikleri yok. Öyle mi diyorsun? Ha. Diyorsun, hadi yürüyüşe çıkalım. Bu gelen yaşlı çiftle alakalı ne diyorsun mesela? Bunlar yeterince kazanmış, emekli olmuş, gelmişler bir daha. Vardır bunlarda bir şeyler. Öyle güzeldir mi? Evleri yani. Güzeldir evleri. Evlilik sıkıntısına bak. Orta halliler. Bu kafile değil yani mi şey, diyorsun? Orta hallinin bir tık üstüler. Bu arada orta hali falan dediğimiz hani Türkiye kıstasıyla değil ha. Yok, hani dünya kıstasıyla. Tabii. Türkiye'de olsa bunların tabii ki böyle bir 2-3 tane villası falan olur. Tabii. Böyle en zengini seçiyoruz bak, yavaştan. Kadın Amerikalı bir şey değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. En zengini seçiyoruz. Bunlar da zengin abi. Ha. Net zenginler. Ha. Genç bir çift geliyor, onları merak ettim. Kız bir kere delirmiş, akıl hastanesinden çıkarmışlar gibi görünüyor. Çocuk da şey böyle... Bence o zengin berduştu. 3-5 tane adam öldürmüş de hapis yatıp çıkmış. Bence var ya kesinlikle zengin berduştu, başka hiçbir şey değil. Ama o çok berduş yani. Çok rahat. Peki bunlarla alakalı mıydı? Kızım modaya bayıldım bak. Giyime hastayım şu an. Bunlarla alakalı. Çok güzel saçlar falan. Bu gençlerle alakalı. Çocuk kesin fakir, kız zengin ben söyleyeyim. Zengin ona... kız fakir olan hikayesi çıkar buradan. Şimdi gidiyoruz. Kutu Kalesi'ne çıkmak için. Derenin olduğu yerden, kalenin bu kapısından çıkıyoruz. Şöyle bir saat kulesi gibi bir şey var, görüyorsunuzdur. İnsanlar buradan çıkıyor zaten şu patika yola. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Anlatabildim umarım nereden çıkıldığına dair. Bu şekilde yürüyoruz. Videoyu durdurmayın. Geçmeyin, pas geçmeyin. O patikadan çıkmak isteyenler varsa videoyu sonra görürsünüz. Önce geçelim. Çıkma. Çıkma. Sırt çantamızı aldık, suyumuzu aldık, şekerimizi, gofret, çikolata aldık. Bu arada inenler var orada. Kuleden dönen var! Kuleden dönen var! Merdiven var mıdır ya? Merdiven var mıdır? Ama her zaman olmuyormuş. İnerken nasıl ineceksiniz? İçeriden ama 15 lira... İçeriden de aynen, ödeyen de var. 15 lira verdiğini söyleyen var internette. Şu an saat aynen 12.34'te başladık. Tamam 12.30 diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar küçük bir mola verdik burada. Şimdi kaç geçiyor söylemiştik saati. Şu an 12.58. Bazı patika yollarda kestirme var bilginiz olsun. Şöyle aradan yolu bayağı kısaltıp çıkabiliyorsunuz. Ama tehlikeli. Ama tehlikeli biraz tabii. Hadi kaleye çıkmış manzara gibi çek pampa. Aşağıdan gelenler var. Aşağıya buradan inenler var. Kimler? Bahale sana ne diyeceğim. Şimdi biz buranın inşaatında çalışıyor da bunlar kalenin girişine ne kadar alacaklarmış? 15 euro. 15 euro mu? Evet. Ama o ne kadar ediyor? Aba.
500. Gireli Hikmet, benim ülkemin vatandaşına bir şeyler yapmam lazım. Bir tane merdivenini in getirek de şu girişlerden birine koyak. Valla gel, gel bakayım seninle giriş bulacağız. Sonra gidiyorlar, o giriş olan yeri buluyor. Sonra diyor ki, Hikmet gel gel, buldum buldum bak burayı bak, koy koy. Koy koy, güvenliğe çaktır. Arkadaşlar beklediğimizden şuradan herhalde. Daha yakınmış. Ben bir saat daha yürürüz diyordum ama. Şuradan mı? Türk müsünüz siz de acaba? Yes. Aşkım konuşmayı duyuyorsun. Ben duymadım ki. Şaşırdım. Şuradan ben hanımefendi kesin yabancı sandım ya. Valla. Bu şekilde mi yoksa böyle mi çıkacağız? Bilginiz var mı? Yok. Şurada bir patika var ya. Geri buradan döneceğiz arkadaşlar. Yoksa kalenin içinden aşağı inersek 15 euromuzu alırlarmış. Tut beni, tut beni. Bak, bırak. Tuttum erkeğimi. Ulan helal olsun. Kolumu kopartıyordu. Merdiven yok arkadaşlar. Saati söylüyorum size. Şu an vardığımızı söyleyebilirim artık. Saat şey 13.34. Özür dilerim lafını böldüm. Tam bir çocuklara saat. Çocuklara yaptığım tüm uyarılar doğru çıkmadı mı? Evet, doğru. Hadi şimdi konuş aşkım, özür dilerim. Tam bir saat sürdü arkadaşlar. Çok fazla oyalanarak çıktık, mola vererek çıktık. Burada dinlenme yeri var. Bu dinlenme yerinde sorun. İnsan gördüğünüzde sorun. Hey, çünkü bazı arkadaşlar yanlışlıkla böyle devam ediyor. Bilmiyorum belki yukarıda başka bir şeyler vardır ama herkesin videolarda çekip söylediği yer buradan giriş. Burası yani. Evet. Beyaz bir tabela da var zaten yanında. Şöyle bir direk var. Buradan pay biçebilirsiniz. Yes, Spider-Man. Arkadaşlar mekandayız. Gizlice girdik içeri. Şu arkadan. Arkadan hemen şurası zaten. Tam şurada. Bir delik vardı, oradan zıpladık girdik. Merdiven yoktu ama problem değil, bir şekilde çıkılıyor. 1.5 metre yüksekliğinde o civarda. Evet. Şimdi manzarayı ben size göstereceğiz. Ben bile çıktıysam hepiniz çıkarsınız öyle sen. Sen yemin ediyorum sokak çocuğuymuşsun yani, net çıktın çok hızlı. Şöyle manzarayı gösterelim. Abi çok iyi. Ayrıca merdivenlerle yol böyle devam ediyor. Yukarıda insanlar tabii yürüyerek. Bence gelinir abi. Tabii ki gelinir. Valla gitgide daha yükseğe çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi kalenin içindeyiz diyebiliriz. Bayrağın tam oradayız arkadaşlar. Manzara burada bu şekilde. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Fotoğraf çekiliyor. Biraz tehlikeli ama olsun. Merhaba. Selam veren arkadaşlar burada. Fotoğraflar. From Türkiye. Şu şekilde manzara 10 numara 5 yıldız. Ha gidecek çok yolumuz şuraya var, güzeldi ya. Otur şuraya. Yurduş. Tamam, reis geçelim. Yaşıyor be. Hemen oraya gitmeyeceksin. Benim. Vallahi yaşıyor, helal olsun. Şurada bir market var arkadaşlar. Su, Fanta veya tost şey vesaire bir şey alabilirsiniz. Gel. Gelin arkadaşlar. Burada muhtemelen birileri tuvaletini yapmış şu köşelere. Evet arkadaşlar, burada bir sürü çaput bağlanmış. Kilitler var. Evet arkadaşlar, mekandan indik. Tekrardan patika yollardan aşağıya inebiliyoruz. Slalom şekilde aşağı doğru yollar iniyor zaten. Evet, günaydın. Saat sabahın 6'sı. Evet. Bugün artık dönüş vakti. Ömer uyandığı için çok mutsuz. Evet. Şimdi trene geri döneceğiz. O yüzden erken uyandık. Budva'da Sveti Stefan'a uğrayacağız. Oraya gitmedik. Şimdi Sveti Stefan'da buluşuruz hep. Gazlayalım. Hadi bakalım. Sveti Stefan evleri. Adriyatik Denizi'nin ortasında şöyle küçük bir ada yapmışlar. Sveti Stefan bölgesi, artık evleri mi deniyor, bölgesi mi deniyor? Çok güzel bir manzara. Şu yürüme yolu çok güzel fotoğraflar çıkar birazdan. Bakalım şimdi içeride sizi gezdireceğim. Şu an sabahın 7'si burada. Türkiye saatiyle 9'u. Kapalı arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve sabahın 7'si, muhtemelen ondan dolayı da kapalı olabilir. Kapısından geri dönüyoruz.
İran Kale içindeyiz arkadaşlar. Kraliçeyi söyledik, klasik. Arnavutluğa gelip kraliçeye memnun olmazdı. Bana kalırsa Türkiye'den hiçbir fark yok. Yani kraliçe ne kadar farklı olabilir? Ne, abartma, hatun abartma bakayım. Yok beyler, Türkiye'de güzelmiş. Ooo güzelmiş daha. Dur ben buna gömüleceğim, bakalım. Bence kontrolleri bekliyorlar. Uçağımız bu. Bagajlar mı geldi? Tiran'daki yolculuğumuzun sonuna geldik. Genel olarak Karadağ'daki yolculuğumuzun sonuna geldik. Ve İstanbul'a dönüş vakti. Burada mikrofonların şarjı bitti arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayın.